Hakikat Çekirdekleri 109. vecize. En bedbaht, en muzdarip, en sıkıntılı işsiz adamdır. Zira atalet, Adem'in birader zadesidir. Say, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır. Ya, en bedbaht, en muzdarip, en sıkıntılı işsiz adamdır. Çok enteresandır. Tabii bu insanın fıtratı mütehiyyiç ya, heyecanlı evet. Ya. Onun için bunun zevk aldığı şey say ve cidaldir yani. Çalışmaktır ve mücadele etmektir. Kim ki çalışırsa, kim ki mücadele ederse fıtratının özelliğini yansıtmıştır ve bu adam rahattır. Beden yorulur, kalp rahatlar. Değil mi? Hatta mesela bakıyorsun adam spor yapıyor, ağır spor ama adam spor yapmayana göre daha böyle hem dinç hem rahat. Mesela, ruhen de rahat. Ruhen de öyle. Üstad Seri ma vudi aleh diye bir tabir kullanır. Bu hakimatta hatırlarsınız. Ma vudi aleh. Bu şey niçin yapılmış? Niçin vaaz edilmiş? Mesela. Şimdi şu bardağa baktığımız vakit ma vudi aleh bu içerisinde çaydır, sıcak bir içecektir ya da soğuk bir içecektir. Bunu insanın hizmetine sunmak için kullanılan bir alettir diyoruz. Evet. Bu bunun için yapılmıştır. Başka bir şey için kullansan hem buna zulüm hem yapılan iş için zulümdür. Değil mi? Emeğe saygısızlık. Emeğe saygısızlık. Bir de yaptığın işe de bu tam uymayacağı için. Hı-hı. Çünkü onun aleti farklıdır. Yani evet. Yedek parçası farklıdır. Mesela bunun altına bir takoz koyacaksak diyelim mesela. Diyelim şunun yüksekliğine kadar 10 santim olduğunu farz edelim. Şimdi güzel, buraya yakışan ve daimi olacak bir takoz koydun mu hem o takoza yakışır. Değil mi? Bir tahta parçası farz edelim. Hem de buraya yakışır. Ha bunu koydun mu? Hem görüntüsü abestir, hem bu muvakkattır. Yani taşıyamaz orayı. Doğru. Şimdi insanın fıtratına bakalım. İnsanın fıtratı müteheyyiştir. Heyecanlıdır. Say ve cidal dediğimiz çalışma ve mücadele etme onun gıdası gibi oluyor. Yaptı mı mavudi ale kapsamında oluyor. Niçin yapılmış? Bunun için bu insan. Dolayısıyla onun hakkını veriyor. Oldu mu? Evet. Cep telefonudur. Konuşmak içindir. Bununla beraber kamera çekmek içindir. Ama bunu kalkıp da bir masanın altındaki bir santimlik bir düşüklüğü yükseltmek için altına konması ona zulüm, buna zulüm yani. Niye? 2000 liralık, 5000 liralık var mesela telefonlar var. 1 liralık bir tahta parçası yapacağı bir işi buna verir olmaz. Dolayısıyla insan mücadele ettikçe rahatlar. Ama en bedbaht kim? En muzdarip kim? En sıkıntılı kim? İşsiz adam. Bir eli bağla sıkıntılı olur onun için. Değil mi mesela? İnsanın ellerini bağla hareket edemesin. Sıkıntıdır o eller için. Evet. Niye? Çünkü bu eller hareket etmek istiyor. Gözü bağla sıkıntıdır onun için. Niye? Göz görmek istiyor. Kulakları tıka, bir şey işitme. Onun için sıkıntılıdır. Değil mi? Dolayısıyla işini terk etti mi? İşini terk etti mi? Bu manada ne oldu? Onun için sıkıntı olmuş olur. İşini terk etti mi? Sıkıntı olur. İşini terk etti mi? Sıkıntı olur. Ayaklarını bağla, sıkıntı olur. Adam felçtir mesela. Ayaklarını kullanamıyor. En sıkıntılı adam bu yani. Niye? Ayaklarını kullanamadığı için. İşte işsiz bir insan en sıkıntılıdır. En muzdariptir. Değil mi? Ondan sonra da en bedbaht adamdır. Evet. Bunu başta güzel bir şekilde üstadımız ortaya koyuyor. Zira niye? Atalet Adem'in biraderzadesidir. Atalet yani boşluk ve bir şey yapamama ya da yapmama. Bir şey yaptığın takdirde meyve elde edip yapmadığın takdirde o meyveden mahrum kalacaksan bu Adem'in neyi oluyor? Biraderzadesi yani onun yeğeni hükmünde oluyor. Misal diyorum. Siz şu anda öğretmenlik şeyini okumuşsunuz, bölümünü okumuşsunuz. Evet. Biyoloji diyelim mesela. İsterseniz de okumayabilirdiniz. Ama okuyup da o bölümden elde ettiğiniz menfaat neyse okumadığınız takdirde o menfaatten ne olacaktınız? Mahrum kalacaktınız. Değil mi? Evet. Dolayısıyla buradaki atalet yani o şey yapmama ne oldu? Adem'in yokluğun yeğeni gibi oldu. Yani seni yokluğa götürdü yani. Hmm. Değil mi? Bir insan diyelim mesela sabahtan akşama kadar çalışıp mesela diyorum 100 lira para aldığını farz edelim. Çalışmadı evde yattı. 100 liradan mahrum kaldı mı? İşte yok oluyor. Yani Adem'in yokluğun biraderzadesi oluyor. Ne? Atalet. Bir şey yapmama. Bir şeyle uğraşmama. Mesela burada demek ki bir şeyle uğraşmak lazım. Ta ki Adem'i vücuda inkılap ettirebilelim. Değil mi? Gözün görmesi vücuttur. Kapatılması Adem'dir.
yokluktan kurtarmak için ataretten kurtaracağız ve işe bunu ne yapacağız? Sokacağız. Evet. Bunu işe dahil edeceğiz. Konuşmayı işe dahil edeceğiz. Hikmetli olmak şartıyla. Sa'i, çalışmak vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır. Demek ki çalışmak nedir? Vücudun hayatı oluyor. Yani hayatlandırıyor manasında değil. O vücuttan beklenen netice budur yani. Evet. Bir de hayatın yakazası. Bu da çok yani şey, yakaza geçiş dönemidir. Hayatı elde etmek mi istiyorsun? Evet. O zaman bu geçiş durumundan, geçme yolundan geçmen lazım senin. Dolayısıyla bu da nedir? Sa'idir, çalışmadır. Ta ki hayata seni bu ne yapsın? Ulaştırsın anlamındadır yani. Evet. Benzer ifadeleri 30. Lema'da ismi evet. Kayyum bahsinde görebiliyoruz. Şöyle geçiyor orada da. Belki faaliyet aynı lezzet olan vücudun tezahürüdür. Güzel. Ve aynı elem olan Adem'den tebaut ile silkinmesidir. Maşallah. Yani faaliyet oldukça hayatta bir tazelenme, hayatta bir yerine, taşlar yerine oturuyor. Ama ne zaman faaliyetsizlik, boşluk, atalet meydana geldi mi o zaman Adem'e gidiyor. Adem'e. Yok da gidiyor. O faaliyet o Adem'den o şeyi silkinip gerçek vaziyetine gelmesine sağlıyor. Sağlıyor. Evet. Burada bir 12. mektupta da bir not almışım burada. Evet. Üstadımızın ifadesi 12. mektupta. Zaten sükun ve sükunet, durmak, atalet, yeknesaklık, tevekkuf bir nevi ademdir, zarardır. Hareket ve tebeddül, hareket etmek ve devamlı değişmek vücuttur, hayırdır. Kainata baktığımız zaman her şeyin hareketli olması da ya. Hayıra işlediğini gösteriyor yani. Aynen öyle. Hayır mutlaktan hayır gelir. Hayır mutlaktan hayır gelir. Yani Cenab-ı Hakk'ın muradı her şeyin hareketli olması, atalete uğramaması. Aynen öyle.